Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün size Windows 11 kurulumu esnasında internet gereksinimi adımını nasıl atlarsınız bundan bahsedeceğim. Öncelikle bunu neden yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Eğer bu adımı atlayamazsanız Windows 11'de bir Microsoft hesabıyla oturum açmanız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki bilgisayarınızı her açtığınızda mail adresiniz şifresiyle bilgisayarınızı açmanız gerekiyor. Tabi bilgisayarınızın parmak okuyucusu ya da yüz tanıma özelliği varsa burada işler değişir. Eskiden burada bir seçenek sunuyordu. Bağlantım yok atla gibi. Artık Windows 11'de bunu sunmuyor. Çünkü Microsoft Windows 11'in mail adresiyle açılmasını istiyor. Bu adımı atlamak için de çok basit bir yöntem var. Şimdi size bundan bahsedeceğim. Öncelikle Shift ve F10 tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi CMD ekranı açıldı. Bu ekranda büyük harflerle OOB sola tık slash bypass Nero yazıyoruz. Daha sonra Enter'a basıyoruz. Bilgisayar kapandı. Tekrar açılıyor. Yine aynı ekrana geleceğiz. Ama bu sefer bize internet bağlantısı sormayacak. Tabi dilerseniz siz mail adresiyle oturum açabilirsiniz ama bu her ne kadar bilgisayarınızı güvenli hale getirse de bana göre mail adresinizi güvensiz hale getiriyor. Ben bilgisayarımın mail adresinin açılması taraftarı değilim. Kurulum ekranına yine geldi. Türkiye'yi seçiyorum. Evet diyorum. Burada Q klavye ile devam ediyorum. Burada atla diyeceğim. Bu ekranda gördüğünüz gibi yine Wi-Fi soruyor ama bakın burada internet bağlantım yok seçeneği geldi. Bunu seçiyoruz. Sınırlı kuruluma devam et diyorum. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir mail adresi istemeden, internete bağlanmamı istemeden kuruluma devam etti. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan her türlü soru yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap verir olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.